Aşağı in lan! Aşağı in! Kimsin o kutsa? Ha? Sen kimsin lan? Aslan Aslan Bey'im. Aslan Aslan Bey ha? Yalandan benim oğlumun hayatını kurtarırmış gibi yapıp ailemin içine sokacaktı seni Aziz Aslan Bey, öyle mi? Anam da çıkmış diyor ki Hanife Aziz'in öz kardeşidir. Şimdi de bakalım bana Aslan Aslan Bey. Sen neyin peşindesin? Ben kendi intikamımın peşindeyim. Hem de babaannemden alacağım bir intikam. Cihan Bey, ben oğlunuzu tesadüfen kurtarmadım. Bilerek kurtardım. Babaannemin planını bozdum. Çünkü derdim bir kişiyi kurtarmak değil, hepimizi kurtarmak. Sen beni aptal mı sanıyorsun koçum? Yok. Hatta tam aksine. Bence Şadoğulların en aklı başındaki kişi sensin. Belki inanmayacaksın ama sen gelmesen ben sana gelecektim. Çünkü şu kısacık zamanda anladığım kadarıyla o ailenin içinde gerçekten barış isteyen tek kişi sensin. Yani ben bu intikam hikayesini bitireceğim. Babaannemin o saltanatını yıkacağım. Tabii sen de bana yardım edersin. Nasıl olacak o iş, ha? Senin babaannenin intikamından vazgeçmesi için mucize olması lazım. Bir mucize var. Miran. Çünkü Miran benim gibi gerçek bir Aslan Bey değil. O babaannemin benim yerime intikamını alması için yetiştirdiği bir yetim. Yani sizin anlayacağınız Miran Aslan Bey diye biri yok. Nasıl yok? Miran Aziz Aslan Bey'in torunu değil mi gerçekten? O Aslan Beylerin hiçbir şey değil. Ben bu sırrı ortaya çıkarıp bu intikamı bitireceğim. Sonra da sulh ilan edip huzur içinde yaşayacağız. Var mısın? Bak. Bunun altından bir iş çıkarsa. Bu işin altından sadece sulh çıkar. İnan bana. Kimse benim kadar Aziz Aslan Bey'den nefret edemez. İstediğin o kısacık zaman senin olsun. Ama bana bir kazık atmaya kalkarsan o kazığı alırım. Hem senin hem de bütün Aslan Beylerin. Ben Reyyan'ı alıp gittikten sonra ne haliniz varsa görün. Zaten yakında her şeyi hepiniz öğreneceksiniz.